Sevgili seyirciler, Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'den sevgiler, saygılar. Yusuf Çınal ile bir Brüksel gündemi programıyla tekrar sizlere geldik. Bizi izleyen, bizi takip eden bütün seyircilerimize tekrar Brüksel'den sevgi ve saygılar sunuyoruz. Sevgili seyirciler, yine Belçika'da, Türkiye'de, Avrupa'da gündeme yansıyan, gündeme damga vuran haberleri sizlerle birlikte irdeleyeceğiz. Bugün gerçekten renkli, çok farklı konuklarımız var. Bugün Namur'dan sevgili Enver Arslan, Brüksel'den sevgili Rüstem Liman ve sevgili İsmail Balkaya konuğumuz. Değerli konuklarıma... Sesim geliyor mu arkadaşlar? Tamam, sesini duyuyor Enver abi. Sevgili Enver abiciğim, merhaba başkanım, merhaba. Nasılsınız? Rüstem Bey, merhaba. Enver teşekkür abi, ediyorum, sizler nasılsınız? Bayramınız mübarek olsun Enver abi. İsmail abi, hayırlı bayramlar. Bayramınız mübarek olsun. Hayırlara vesile olmasın. Sağ olun, size geçmeniz mübarek. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Çok bu sırada seyircilerimizin bayramını da kutluyoruz. Hayırlara vesile olmasın. İnşallah hep beraber. Yusuf abiyi kaybettik. Yusuf. Evet, Yusuf abi kayıp oldu. Hayret bir şey. Sesler gene. Az önce bizi yönlendiriyordu ama geliyor seslerimiz. Kayıp oldu. Ne oldu bilmiyorum. Evet, resim kayboldu. Yusuf Çınal burada kayboldu. Önce bir Yusuf Çınal. Allah Allah. Benim sesim geliyor mu arkadaşlar size? Evet evet. Dört dörtlük. Alıyoruz. Abi seni bulduk ama bu defa Enver abiyi kaybettik. Bak Enver abi yok. Ha tamam Enver abi geldi. Tamam okey. Yusuf abi sesini duyamıyorum. Şu anda görüntü mağazım da sesler gidip geliyor herhalde. Yusuf abi sesini duyamıyorum abi. Evet. Alo. Abi merhaba, kiminle görüşüyorum? Evet. Cemal abi sağ ol, kusura bakma, yayındayım. Seni hemen 10 dakika sonra arayayım lütfen. Kusura bakma. Arkadaşlar cep telefonlarımızı kapatıyoruz. Şimdi... Tabii ki yayınımız başlıyor. Bir tek sesimizi tekrar kontrol edelim arkadaşlar. Hepinizin sesini kontrol ettim. Bir tek sevgili Enver Arslan'ın resmi ters çıkıyor. Şöyle bir görebilirseniz. Görüyorum Enver abiyi. Enver Bey'in resmi düz mü sevgili İsmail'cim? Evet, biraz aşağı inmesi lazım. Yani ben ters görüyorum resmi. Yo biz düz görüyoruz. Karşımızda. Peki tamam. Düzgün gözüküyormuş. Oldu. Tamam. Tamam. Haydi bismillah. Evet, değerli konuklar, kıymetli misafirlerimiz, bizi evlerinde konuk eden bütün arkadaşlara, seyircilerimize Brüksel'den sevgi ve selamlar gönderiyoruz. Koronalı günlerdeyiz. Gerçekten hem dünyanın bütün ülkelerinde
insanlar, vatandaşlarımız bu zor günleri atlatmanın telaşı içinde. Brüksel'de hava güneşli, 24 derece sıcaklık var. Türkiye yazı beklerken üşümeye başladı. Tekrar montlar, kazaklar giyindi ve karantina, 4 günlük karantina dönemi Türkiye'de bitti. Hemen Belçika'ya geliyoruz. 10 saat itibariyle Belçika'da 57.592 koronavirüs vakası var. Bunlardan 32.763'ü tedavi altına alındı. 9.364 vefat var ve 15.465 vatandaşımız tedavi olarak taburcu olmuş. Gün içinde, yani 10 saat içinde sevgili seyirciler, 137 vaka var Belçika'da. Yani vaka sayısı gittikçe azalıyor, ölüm sayısı da gittikçe azalıyor. Son 10 saat içinde 30 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini sizlerle paylaşalım. Şimdi okurlarımız, seyircilerimizden sesin çok iyi gelmediği yolunda şikayetler var. Konuklarım beni duyuyorlar mı? Önce onlara bir dönelim. Abi tamam, sesini duyuyoruz. Çok iyi geliyor. Evet, sevgili Rüstem Liman, merhaba diyoruz Rüstem Liman'a. Sevgili İsmail Balkaya'ya merhaba diyoruz. Ve sevgili Enver Arslan'a merhaba diyoruz. Sevgili seyirciler, tabii ki biz Belçika'da yaşayan Türkler olarak Belçika'daki Türklerin gözü kulağı sesi olmaya büyük özen gösteriyoruz. Tabii ki şu sıralarda en çok konu edilen konuların başında, acaba izine gidebilecek miyiz? İzin yolu nasıl? Neler var? Tabii ki Belçika'nın durumu... Sesin gelmiyor abi, sesin hiç gelmiyor. Benim sesim mi gelmiyor? Sesinizde bir problem var hocam. Şimdi benim sesimde... Ben sesimi duyuyorum. Hocam ben sesini duyuyorum. Bana net geliyor sesim. Tamam. Demek ki birazcık arkadaşlar, benim sesim duyuyor, yani duyuluyormuş. Seslerim bazı yerden mi? Duyulmuyor ama idare edeceğiz. Ben sesini çok iyi duyuyorum sayın hocam. Tamam. Enver Bey, siz sesimi alıyor musunuz? Sesini duyamıyorum. Hayır, büyük bir problem var, teknik problem. Şöyle, yani fazla bir teknik program şu an bende gözükmüyor. Yani hepinizin sesi açık, benim açık. Dolayısıyla Rüstem Liman duyuyor benim sesimi ben şu an. Duyuyorum. Hocam istersen başlayalım mı? Belki evet, tamam. Belki düzelebilirim. Rüstem Liman'la başlayalım. Müsaade alayım ben diğer abilerimden. Müsaade varsa ben giriş yapayım. Onlarda evet, sevgili gelirler. Rüstem Liman ile başlıyoruz. Evet, şimdi Rüstem önce, Liman söz sende. Teşekkür. Şimdi sayın seyircilerimizin bayramını kutluyorum. Yani bu sırada Enver abimin, sizin, İsmail abimin de bayramını kutluyorum. Nice hayırlı bayramlara. Ama teşekkür ederiz. De, biz de sizin bayramınızı kutluyoruz. Şimdi cızırtı gelmeye başladı. Bu bayağı bir rahatsız ediyor hocam ya. Telefonlar, telefonunuz açıksa, telefonunuzun... Sesler hiç anlaşılmıyor. Evet, bir dakika abi. Rüstemciğim sen devam et. Ama devam edeyim ama bayağı bir sesler, arkasından tamam. Ses geliyor. Beni, diğer sesleri kıstım ben şu an. Hocam. Siz devam edin, şu an ses normal. Tamam, bayramınızı kutluyorum. Sayın seyircilerimizin bayramını kutluyorum. Nice mutlu bayramlara inşallah hep beraber. Ben bir de bu programa, yani İsmail abimle, Enver abimle katıldığıma çok memnunum. Çünkü ikisi ciddi bilgi kaynakları, ikisi bilgi dinozorları. Yani uzun lafın kısası, iki tane entelektüel. Sayın seyircilerimiz de bunun farkına varacaklar birazdan. Konuya girdiğimizde, konuyu başladığımızda. Şimdi hocam, yani kusura bakma ama acayip sesler geliyor ya. Rahatsız ediyor. Şimdi, ben konuşamıyorum yani. Tabii yani, bu sesin
Bu sesin kaynağı biz değiliz. Evet. Yani bu doğal ortamda geliyor. Sen konuşmanı sürdür sevgili Rüstem Liman. Tamam. Şimdi bakınız, biz Türk toplumu koronadan bahsettiniz az önce de, iyi yani oradan girişim yapmamız iyi oldu. Çünkü koronayla ilgili yani şunları söylemek istiyorum. Biz Türkler hocam olmuyor. Sesler cızırtılar da. Yani bu cızırtı benim konuşmamı bloke yapıyor. Sen konuşmanı sürdür. Cızırtı bizden değil, teknik ortamdan, internet ortamından bu. Ama kulağıma ağrı veriyor hocam yani. Evet. Ya söyleyeceklerimi unutturuyor bana ya. Teknik bir arıza var herhalde. Bir problem var bağlantıda. Sizi duyamıyoruz. Ya cızırtı var. Çarp böyle bir şey var. Kafam pişti ya. Ya ben böyle bir şey görmedim yani. Balkayan. Teknik bir araları duyamıyorum ben. Balkayan, resminle oynadın herhalde. Efendim, birazcık koronavirüs ve sektörden söz eder misiniz sevgili Balkayan? Ses mi gelmiyor? Ses gitti. Evet, duyamıyorum. Şimdi nasıl sesim? Benim sesimi alabiliyor musunuz arkadaşlar? Anlamıyorum. Sesin duyulmuyor. Allah Allah. Gitti ben, ses gitti abi. Ya benim sesim hiç duyulmuyor yani. Mahalleden bana geliyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben hiç duyamıyorum. Yani yazık oldu. İsmail Balkayan'ı dinliyoruz şu an. Şimdi sizi dinliyorum. Konuştuğumuz andan itibaren. Şimdi düzeldi. Beni duyuyor musun? Duyuyorum. Biraz... abinin dediklerini ben duymuyorum. Allah Allah. Ben duymuyorum. Parazit var abi her tarafta. Evet, parazit var. Bugün internet ortamından kaynaklanıyor. Şu an bizden kaynaklanan bir durum yok. Bir de Enver Bey'in sesini duyalım bakalım. Enver'cim, Namir'e selamlar. Evet. Benim sesim şu an geliyor mu size arkadaşlar? Ses geliyor ama anlaşılmıyor. Parazit var. Kutu var ama sesleri duyamıyorum. Yani zırıltı var. Evet. Ya sağlıklı. Evet, bugün sağlıklı bir ses ortamı kurulamadı. Acaba bu tabii ki bizden kaynaklanan bir durum değil şu an. Şimdi okurlarımız sesin gelmediğini söylüyorlar. Şimdi tekrar bir ses alabilir miyim Rüstem Liman? Duyuyor musunuz beni? Tekza var herhalde abi. Neden geliyor bilmiyorum. Tamam. Sesiniz geliyor. Bir de İsmail'i alalım. Alo. Evet. Efendim? Tamam. Sesiniz geliyor şu an. Ses geliyor da. Ses gelince dönüşümü çok yani sanki seste bir teknik problem var gibi bir parazit. Evet. Acaba yani şu an Problem aynı. Ya normal olarak şu an görüntümüz, her şeyimiz iyi. Bir tek ses konusunda bir sorun var. Onu halledemedik.
Yani o da bizden kaynaklanan bir durum değil. Bir İsmail Balkaya bir konuş bakalım yaklaşarak. Duyuyor musun şimdi? Yok. Mikrofonun açık mı senin? Alo. Hayır. Duymuyorsun. Müslüm Bey. Sayın abi duymuyorum sesini. Sesin gelmiyor bana. Senin sesin bana mükemmel geliyor. Seni görüyorum konuştuğunu ama sesini duymuyorum. Sesini duyamıyorum abi. Şu an sesim geliyor mu? Tamam, şimdi sesin iyi geliyor. Şimdi senin sesin iyi. Ama İsmail tamam. Abiyi duyamıyorum. Enver abiyi evet, duyamıyorum. Evet, biz de İsmail'i duyamıyoruz. Evet, Enver abiyi de duyamıyorum. Evet, İsmail'in sesi açık, Enver'in de açık. Tekrar bir ses kontrolü yapalım. Abi ha, evet, Enver abi, senin sesler, sesin iyi geliyor. Bir gürültü var, sesler duyulmuyor sesler. Yakınlaşarak biraz konuşabilir misin sevgili Enver? Alo. Evet. Alo. Abi duyulmuyor sesi. Ya şu an sadece Rüstem Liman'ın sesi güzel geliyor. Diğer iki sesi tam alamıyorum. Abi sesin güzel geliyor ama parazitler var. Parazitler bizi evet. Bırakmıyor artık. Evet, o parazitler herhalde uzaylılar. Abi konuşmamızı engelliyor bu parazitler. Evet, tamam. Bu, onun içinden bir çıkmamız lazım. Evet. Bu yayını herhalde bu şekilde sürdüremeyeceğiz. Bir dakika. Evet. Özür dilerim sayın seyircilerimizden. Hani bu, alo. Bunu neye sayalım yani? Ne söyleyebiliriz ki? Yani tekstimiz ağır diyelim. Abi. Allah bir dakika daha iyi olur. Hadi Brüksel'de toplanalım yani yapalım. Bir dakika tamam. Bir dakika. Enver Bey siz konuşabilir misiniz şu an? Evet. Enver Arslan. Sevgili Enver. Efendim ha, abi. Şimdi biraz bize Namur'u anlatır mısın? Şu an biraz ses düzeldi. Bak ama ben, İsmail abi bir şeyler demek istiyor. İsmail abiyi duyamıyorum. Geldim. Duyuyor musunuz? Evet duyuyoruz. Biraz daha sesini yükseltir misin Enver Bey? Efendim? Olmuyor abi, bir problem var ya. Ciddiden bir problem var yani. Üzülerek evet. Söylüyorum yani. Problem var ya. Tamam, bir dakika. Şimdi İsmail'in sesini bu arada kestim. İsmail'cim senin sesi kestim çünkü oradan cızırtı geliyor. İsmail evet. Abi dediği duymuyor ki. Evet, bir dakika. Bir dakika. Şimdi sevgili Balkaya daha sonra sağlıklı bir bağlantı yaptığımızda sizinle konuşuruz. Şu an seninle bağlantımızda sorun var. Bir saniye. Bir ha. Hayır. Ha şimdi yani, şimdi güzel oldu, düzeldi, ses düzeldi şu anda. Evet Enver Bey sizi dinliyoruz. Duyabiliyor musunuz evet, beni? Evet şu an sesini duyuyoruz. Sesin iyi geliyor. Geliyorum. Evet. Nereden başlayayım abi? Ya biraz Namur'u anlat bize. Koronalı abi, günleri anlat. Nereden mi? Kıbrıs'tan mı? Atatürk turnuvalarından mı? Sevgili Enver'cim öncelikle bize Namur kentinden biraz söz et, koronalı günlerden söz et, daha sonra da futbola gelelim. Anlayamadım, ilk sözünü anlayamadım Yusuf Bey. Bize birazcık Namur kentinden söz eder misin? Tabii, tabii memnuniyetle. Namur kenti turistik bir bölgemiz. Türkiye'den gürlerimizi birçok misafir gezdirdik.
bakanlarımızı gezdirdik. İşte Abdülhalük Çay hocamızı gezdirdik Namur'un kalemimizde. Enis Öksüz Soruşturma Bakanımız Enis Öksüz'le askeri üniformadan olan bazı kurmay albaylarımızı, şeylerimizi falan getirip gezdirdik. Namur'u çok beğendiklerini söylediler. Namur'a gelenler her zaman memnun kalmıştır gezilerimizden, şeylerimizden. Şehir ufak, 100 binlik şehir. Fazla değerlendirilen sakin bir bürokrat şehri. Evet. Enver'cim, koronalı günlerde Namur'da neler yaptınız? Duyamadım yani ki abi. Koronalı günlerde Namur'da neler yaptınız? Evet. Sesini duyamıyorum. Evet, senin sesini biz duyuyoruz ama senin herhalde kulaklık olsaydı belki daha farklı olacaktı. İsmail'le bir deneyelim tekrar, sevgili İsmail Balkaya'yla. Tamam. Sesin geliyor şimdi. Evet, İsmail'cim senin sesini alalım. Duymuyor abi, duymuyor. İsmail duymuyor, bir dakika. Hocam beni duyuyor musun? Ha, senin en harika senin sesin şu an. O zaman ben biraz bir başlangıç yapayım mı? Belki onlar da devrede girebilirler araya. İsmail'cim şimdi sesin açık. Evet. Rüstem'cim seninle devam edelim. Bu koronalı günlerde LR Finans olarak neler yaptınız? Bu zor günleri müşterileriniz ile nasıl bir diyaloğunuz oldu? Şimdi bu koronalı günler yani hepimizin için zor bir dönem oldu. Yani gerçekten zorluklarla karşılaştık. Yani kimsenin için kolay olmadı. Sadece evet. Bizim şirket için değil ama binlerce şirketler zor duruma girdi. Hatta Brüksel'in en eski otellerinden birisi Otel Metropol iflas etti. Yani Esan da İsmail abim de yani katılabilseydin sohbetimize onun da eminim söyleyecekleri çok şeyler olacaktın. Ben sadece bizim LR Finans olarak değil de global bir analiz yapma taraftarıyım. Yani bir makro teşekkür ederim. Yani bir makro ekonomi analizi yapmak gerekiyor koronayla ilgili. Yani burada sayın seyircilerimizin LR Finans ne türlü bir zorluk karşılaştı pek yani umurlarında değildir sanıyorum. Ama dünya ekonomisinde asıl ne oldu? Makro ekonomide ne oldu? Bunlar hepimizi ilgilendiren şeyler. Bakın böyle bir analizde ben şunu fark ettim. Yani bazı diyorlardın ya haberlerde şurada burada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yani bu önemli bir soru. Neden hiçbir şey eskisi gibi olmayacak? Yani bunu ben araştırma yaptım. İnternetten olsun, bazı medyalardan olsun. Ve şöyle bir bazı önemli faktörlerin farkına vardım. Bugün Belçika vatandaşları, yakınlarını kaybetmiş Belçika vatandaşları Belçika hükümetine dava açtı. Buradan şunu belirlemek istiyorum. Bakın Belçikalı vatandaşlar, hakiki Belçika vatandaşları Belçika hükümetine dava açıyorlar. Yani evet. Bu davayı niye açtılar? Gereken tedbirleri almadılar. Bize gereken zamanında önemli bilgileri vermediler. Burada biraz bu Belçikalı çağdaş yani akıllı dediğimiz insanları yani biraz bir sosyolojik analiz yapalım. Adamı tutuyorlar. Devletlerini mahkemeye veriyorlar. Yani biz Türkler, yani biz gerçekten farklı bir toplumuz. Bizim aklımızın ucuna gelmez devletimizi mahkemeye vermek, devletimize bir dava açmak. Ama işte Belçikalılar bunu yaptı. Ondan sonra
Diğer Belçikalılar yine gerçek yani bu asırlardan beri Belçikalı olan insanlar Belçika Bakanı, Sağlık Bakanlığı Bakanına dava açtılar. Ve bu sırada şunun da altını çiziyorum. Araştırmalarıma dayanarak Belçika'da 9 tane Sağlık Bakanı olduğunun farkına vardım. Yani bunu itiraf ediyorum. Hakikaten bilmiyordum. Ama Sayın Hocam sizden burada bir soru sormak istiyorum. Bizim vatanımızda 80 küsür milyonluk vatanımızda kaç tane Sağlık Bakanımız var? Bir tane. Tamam. Belçika'da 11 milyon nüfusu olan bir ülkede 9 tane Sağlık Bakanı var. Evet. Yine Belçika'dan bahsediyorum. Çünkü bayağı bir analiz, araştırmalar yaptım. Brüksel gibi bir şehirde 1 milyon 200 bin nüfusu olan, aşağı yukarı 1 milyon 200 binlik nüfusu olan bir şehirde 19 tane belediye başkanı var. Sayın Hocam, İstanbul Büyük Belediyesi'nde kaç tane belediye başkanı var? 32 tane belediye başkanı var ama İstanbul'un nüfusu 15-16 milyon. Rüstem Bey, tamam. Bir de Büyükşehir Belediye Başkanı. 19 tane belediye başkanı var. Belçika'da 136 tane bakan var. Sayın Hocam, Türkiye'de kaç tane bakan var? Yani şu an bakan sayısını bilmiyorum ama az tabii. Belçika kadar tamam. Değil yani. Bakın şimdi ben şurada şunu belirlemek istiyorum sayın seyircilerimize. Bu ülkenin politik sisteminde ciddi bir yani problem var demeyeyim ama bir yani bir sorun var. Yani sorun da aynı problem demek ama yani bir dengesizlik var yani demek istiyorum. Çünkü anormal bu, şeyler var. Bir... Yani ben tabii burada hemen araya girebilir miyim? Buyurun. Sevgili Rüstem Liman, Belçika 1987'den itibaren federatif sisteme geçti. Yani ülke üçe bölündü. Duyuyor musunuz beni? Evet, İsmail'cim seni duyuyoruz. Evet, konuşabilirsin İsmail Bey. Az önce sesin iyi geliyordu İsmail Bey. Rüstem Bey devam edebilirsin sen. Tamam. Yani şunu söylemek istiyorum. Yani bakınız Belçika vatandaşları Belçika devleti mahkemeye veriyorlar. Biz Türkler aklımızın ucundan geçmez ya. Ülkemizi, devletimizi mahkemeye vermek. Bunun yanında bu virüsten ölen kişilerin aileleri, yakınları nasıl diyeyim Sağlık Bakanı'nı mahkemeye veriyor. Evet. Amerika bir dakika hocam. Amerika bir dakika şuraya yazmıştım Dünya Sağlık Kurumu'nu OMS diyorlar. OMS yani Organizasyon Mondial de la Santé bu kuruma dava açıyor. Bir dakika. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne dava açıyor. Aynı şekilde Amerika ve Avrupa ülkeleri Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Çin'e dava açıyor. Yani bu kadar davadan sonra, bu kadar mahkeme olaylarından sonra tabii ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yani doğru evet eskisi gibi olmayacak. Yani gördüğünüz gibi dünya ekonomisi komple karıştı. Yani böyle bir sonucun farkına vardım. Onu da sizlerle sayın seyircilerimle paylaşmak istedim. Evet. Sevgili Müslüm Bey beni duyuyor musunuz? İsmail abiye veyahut da Enver abiye verecek misiniz? Evet. Şimdi şu beni an, duyuyor musunuz? Evet şu an sesin iyi geliyor İsmail'cim buyur. Söylediğimi duyabiliyor musunuz? Evet duyuyoruz. Evet duyuyoruz. Şimdi bakın her şeyden evvel bugün bütün dinleyicilerimize, dinleyenlerimize
çok açık ve net bir şeyden bahsetmek istiyorum. Çok güzel noktalara değindiniz Rüstem Bey. Esansiyel olan, baz olan bilgileri verdiniz. Şimdi bir ülkede insanlar halk olarak her haka sahiptir. Legalite var burada. Dünyanın bazı ülkelerinde diktatür duz vardır. Bazı sistemlerde otodikta vardır. Ama bu detaylara girmemize hiç gerek yok. Ama ben bu detaylara birazdan gireceğim. Çünkü onunla ilgili de bir şeyler hazırladım Sayın İsmail Bey. Şimdi biliyorsunuz çok yoğunuz ve izleyicilerimiz de bir şeyler kapmak istiyor bizim verdiğimiz bilgilerden dolayı. Bu nedenle daha direkt olmam gerek yani bu verdiğim detaylar. Birinci olay, evet doğru söylüyorsunuz, 9 tane bakan var. 9'u da işini görevini yapıyor. 19 tane var Sayın İsmail Bey, 19 tane Brüksel'de. Hayır ben bakanlardan bahsetmiyorum. Pardon, özür diliyorum. Özür dilerim. Yanlış anladım. Şimdi lütfen beni dinleyin ve hemen direkt daha çabuk. Tamam, özür diliyorum. Tamam. Şimdi 9 tane bakanımız var. Evet, herkes görevini yapıyor mu? Belki yapıyor, belki yapmıyor. Bunun tenkidini Sayın Başbakan hanımefendi daha iyi biliyor. Bütün yani hastalık üzerine çalışan ve bütün diyelim ki virüsle ilgilenen bütün doçent profesörler bugün biliyor ki bu işin zor olduğunu. 9 değil 99 bakan bile olsa bu işin altından kalkmak için OMS'den başka bir kuruluş yok. Aynen. Ve o konuda aynen katılıyorum. Kimsenin tenkit etmeye bir hakkı yok bugünkü aynen devletimizi. Biz bu ülkede yaşıyoruz. Biz bu ülkenin insanıyız. Ama tabii ki tatil cennetimiz Türkiye'mize daha çok düşünüyoruz. Bu gayet normal bir şey. Şimdi içimizden gelen diyelim ki kendi vatanımızı birinci sıraya koyuyoruz. Yaşadığımız yeri ikinci sıraya koyuyoruz. Evet, burada da belki bir normal bir diyelim ki emosyon var. Emosyonla konuşuyoruz. Ama şuraya gelmek istiyorum. 100 yılı aşmış bir otel, 5 yıldızlı otel, ertesi günü sabahı koronavirüse dayanamadı, ekonomikman çöktü ve kapattı. 30 milyon değeri olan bu binanın açılışı için lütfen beni dinleyin. 15 milyon euro para koymak gerek. Bütçe olarak bu oteli canlandırmak için. İçinde çalışan 142 personeli yıllarca 30 yılını vermiş, 40 yılını vermiş. Saçları diyelim ki siyah gene çıkarken ak beyazı gibi çıkmış, tamam mı? Yani benimkiler ne kadar gri olduysa onlarınki de o kadar gri olmuştur. Ben bu işin içinde 35 yıldır olduğum için çok iyi biliyorum. Şimdi bizi ne bekliyor? Bizi neler bekliyor? Bu beni ilgilendiriyor. Bizi bekleyen 3 tane nokta var. Birincisi, 450 milyonluk Avrupa'da bütün bölgeleri aldın mıydı? Bunun %40'ı sağ ırkçı partisine oy kullanıyor. Beni endişe eden olay budur. Bugünkü ekonomide Covid'in verdiği en büyük yara, İnsanları sağ partiye doğru oy kullanmaya itiyor. Bu birinci endişe veren büyük bir olay. İkincisi, bugün virüse bir aşı yok. Yani bizi kurtaracak bir aşı yok. Bu ikinci olay, vakanın ikincisi. Üçüncüsü de yarınım nasıl olacak? Sabahım nasıl olacak? Bu düşünceyle yaşıyor insanlarımız bugün. Yarınım nasıl olacak? İşimi tutabilecek miyim? Eşimi tutabilecek miyim? Çocuklarıma bakabilecek miyim? Aldığım kredi arabasını ödeyebilecek miyim? Ben bugün verdiğim bu firmaya servisi verebilecek miyim? Bu firma benimle diyelim outsourcing bağlantı kurduğu, anlaşma yaptığı kontratı uygulayabilecek mi? Ücretimi ödeyebilecek mi? Son 3 ay içerisinde 78 gün içerisinde iflas edecek her ay ortalama şirket sayısı 8 ile 12 bin civarında estimasyon yapılmıştır. Biz nerede bulunuyoruz? Biz nasıl hareket edeceğiz? Bizler derken bizler hepimiz demek. Yani bunun içerisinde minorite, majorite aramıyorum. Etnik ve kültüre bağlı olan ilk kişileri aramıyorum. Burada ekonomik 11,5 milyon yaşayan kişinin derdini düşünüyorum.
Ben sosyal ortamın kalktığına inanıyorum. Bugün yok olduğuna inanıyorum. Ultra zengin var, bir de fakir var. Ortada kimse kalmadı. 1476 euroya bugün sen bir müdürsün, müdür yardımcısın. Herhangi bir firmada bir belli bir görevin var, satış müdürüsün. 1476 euroya tabi tutuldun. Baraj var çünkü. Bitti. 5000 euro kazanıyorduysan, 10.000 euro kazanıyorsan 1476 euro aldın. Tek şansın vasıta. Şirketin sana verdiği vasıtayı tutabilirsin. O da kullanamıyorsun çünkü Covid var. Neticede herkesin ayağı yere bastı. Ekstravaganstan geri döndük. Nereye gittiğimizin farkına vardık. Evimizin köşe bucağını öğrendik. Bahçemizi sulamayı öğrendik. Otunu kesmeyi öğrendik. Artı çok önemli bir şey öğrendik. İnsan olmayı öğrendik. Geriye döndük. Masada yemek yerken çocuklarınız dijital telefon kullanıyor. Tabii ki teknolojiye dur diyemezsin. Her zaman bir adım öndedir. Ama önemli olan göz göze bakabilmek yemeği yerken. Birbirimizi görebilmek. Yanımızdaki komşu bugün 1,5 metreden selam veriyor. Belki 5 metreden selam veriyor. Ama bize bakmayı öğrendi. Bizler de ona bakmayı öğrendik. Burada sistem her bir insana eşit uygulandı bu Covid'de. Bu ne demek? İçeriye kapan dedi. Herkes kapandı. Asker yola inmedi. Ama herkesi adam etti. Bu kadar basit. Bence önemli olan bir tek şeye değinmek istiyorum. Son 20 saniye için. Hepimiz iyi bir ders aldık. Evet. Nerede olduğumuzu öğrendik. Kendimizi biraz kaybetmiştik. Ama bu Covid-19 herkese bir yol haritası gösterdi. Şimdi hepimiz biraz şapkamızı çıkartıp önümüze koymamız gerek. Biz neredeyiz? Nereye gitmek istiyoruz? Nereye yatırım yapacağız? Düzgün mü yapıyoruz yatırımımızı? Bu konuda ekonomik uzmanı olan Rüstem Bey, yılların başkanlık görevleri yapmış değişik kurumlarda, bakanlarla içli dışlı olmuş Enver abimiz, bu konularda Yusuf abimiz, hocamız, yıllarını vermiş duayen gazetecimiz. Sizler ancak bu milletimizi aydınlatmamız lazım. Bizler bir olmamız lazım. Bizler ileriyi görmemiz lazım. Bizler bugünden itibaren daha iyi çalışmamız lazım. Unutmayalım neler Covid'den evvel bizlere yapıldı. Bizler yarın nasıl organize olmamız lazım? Çocuklarımız için, torunlarımız için. Kim bize yardım edecek? Bırakın Türkiye'den umut beklemeyi. Olduğunuz yerde lobinizi kurun. Olduğunuz yerde fazla çalışın. 2 saatinizi fazla verin lobiye. Ama düzgün çalışın. Herkes şapkasını önüne koyması lazım. Bunun yanında bugünkü çağrım çok direkt olacak. Bu ülkede 30 yıldır oy potansiyelini kullanan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bugün biraz ciddi şekilde halkımıza yön verin. Gençlerimizin okuması için yön verin. Yeter. Kabuğunuzdan çıkmanızın zamanı geldi. Doğru olun, düzgün olun. Çünkü bu halk oyu nasıl verdiyse öyle geri alır. Ben bunu sizi severek söylüyorum. Severek söylüyorum. Zor gününüzde sizin için kampanya yaptık. Hepiniz şapkanızı gözünüzün önüne koyun. Gözlükle bakmayın. Açık ve net olun. Sadece bunu diyorum. O andan itibaren biz sizleri her gün sırtımızda taşırız. Buna da inanın. Her zaman yanınızdayız. Bu kadar. Ben sizi bırakma mecburiyetindeyim. Çünkü 15-15'te Fransa ile bölgesel Hilton geleceği için bir toplantımız var. Sadece şunu söyleyeceğim. Bütün Avrupa birlik beraberlik içinde Türkiye'nin kapılarını turizme kapattı. Bak ne diyorum size. Biz yine
Her zamanki gibi biz bize kaldık. Ama olduğumuz yerde lobimiz olursa biz bu kapıları her zaman açarız. Bizi kim lider olarak idare ediyorsa önemli değil. Biz oradaki halkımızı mecburen düşünmemiz gerek. Ama bir defa burada kurulmamız gereken ONG, non-governmental olan bir kuruluşa ihtiyacımız var. Bu kadar. Benden bugün bu kadar. Ama her zaman sizi dinlemeye hazırım. Evet. Sevgili İsmail Balkaya, bu güzel bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Biraz zor oldu ama çok aydınlatıcı, net bilgiler aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde daha sağlıklı yayınlarda buluşacağız. Hoşça kal, teşekkür ediyoruz. Evet, sevgili Rüstem Liman, tekrar sana dönüyoruz. Konuşmanı İsmail Balkaya balla kesildi. Şimdi ama İsmail abi biraz bizimle beraber olursa şu ona söylediklerine bir cevap vermek istiyorum. Lütfen rica ediyorum, bir dakika beklesin, ondan sonra bizden yayından ayrılsın. Tamam, bekliyor. Seni kırar mı? Buyurun, tabii ben, buyurun. Yani ben İsmail abime, Ender abime buyurun, çok saygım var. Yani İsmail abimin de söylediklerini saygıyla dinliyorum ve kayıt ediyorum. Ama her söylediğinle de kabul edeceğim diye bir kaide yok. Yani onunla aynı fikirde olmam için bir mecburiyetim yok. Şimdi İsmail abi dedi ki az önce Avrupa Birliği ülkelerin birliği olduğu takdirde yani sınırı kapatmışlardır Türkiye'ye turizm konusunda dedi. Yani bu Avrupa Birliği'nin birliğine ben şayet inanmıyorum. Avrupa ortak pazarının bir fiyasko olduğunu da gördük bu virüs döneminde. Bakın İtalya, İspanya gibi ülkeler de kendi başlarına kaldılar. Küba denen bir ülke dünyanın öbür ucunda yani başka bir kıtada İtalya'ya 40-50 tane doktor gönderdi. Avrupa ülkeleri İspanya'ya, İtalya'ya el uzatmadı. En ufak yardım bulunmadı. Maske göndermedi. Ve maskeyi kimler gönderdi biliyorsunuz mu? Türkiye gönderdi. Türkiye bu ülkelere maske gönderdi ve ilk yardımları gönderdi. Yani bakın şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu Avrupa, evet Avrupa ülkelerin yaptığı politika, demokrasi yani demokrasi diyerekten imajı görüntü altısında tamamen hipokrizi yani iki yüzlü bir politika uyguluyorlar. Yani bunların politikası, demokrasi dedikleri politikası bence ne demek biliyor musun? Benim senden fazla gücüm var. Ben sana söyleyeceğim senin ne yapacağını ama senin güçlü olmaya hakkın yok. Eğer sen güçlü olmaya başlarsan o zaman sen diktatör bir rejime, bir sistem uygulamış oluyorsun. Ben size şunu söyleyeyim. Ben Belçika'da doğdum. 50 yıl önce, 50 yaşındayım. Belçika'daki olan demokrasi diktatör bir demokrasiden daha kötü. Diktatör olan bir ya şimdi daha kötü. Ben bu demokrasiye inanmıyorum. Ben bakın bir iş adamı olan €100,000 vergi ödedim. Fazlası sadece şirketim adına kendi ödediğim vergi şahsı adıma söylemiyorum. Benim bu paralarım hangi bakanlığa evine gidiyor? Nereye bakın gidiyor? Eğer şeffaf bir sistem ya, değilse ben bunu bilmek istiyorum. Benim evet, bir iş adamı olarak bir oyun var. Ama kapıdaki kloşarın da bir oyu var. Onunla oyunla benim oyumun aynı derecede etkisi var. Yani bu mu demokrasi? Bakın. Ben böyle demokrasinin içine yapıyorum. Affedersiniz. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Evet. Bu mu demokrasi? Ya şimdi, o zaman sözü İsmail'e verelim. Şimdi sizin tepkinizi anlayabilirim. Emosyonlu olabilirsiniz. Şimdi sadece şuraya gelmek istiyorum. Çok basit bir olay. Ben size global bir Avrupa'nın sistemini anlatmaya çalıştım. Avrupa, siz burada 50 yıldır sistemi çöktü Sayın Az. Bunu hep beraber gördük. Fiyasko olduğunu hep beraber fark ettik. Şimdi bakın. Şimdi biz kalkıp da Avrupa'nın ne yaptığını tartışmaya böyle bir platformda değiliz. Bunu bizden daha iyi yapabilen kişiler var. Siyasette bu gündemde her gün bulunan kişiler daha iyi biliyor bunu. Bunu Emin Özkara yapabilir, bunu Emir Kır yapabilir, bunu evet, Merve evet, Alvacı yapabilir, bunu bu kişiler yapabilir. Yapıyorlar ben efendim. Dedim ki kimi yapıyorlar? Biz onların yaptığını sonuna kadar daha fark edemedik maalesef.
Şimdi lütfen ben bu platformu bu arkadaşlarıma bırakıyorum. Şimdi herkesin ben burada diyelim ki hür olan diyelim biznes sektöründe olan, turizmin içerisinde 35 yıldır olan belli bir tecrübemi anlatmaya, aktarmaya çalışıyorum. Bunu Enver abi daha da iyi anlatabilir, son bölümünde daha iyi toparlayabilir. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Yaşadığımız ülkede, bu ülkeyi olduğumuz yer Belçika, ancak bizler ayakta tutabiliriz. Biz Avrupa'nın bir parçasıyız. Benim söylemek istediğim, eğer buranın iyi gitmesini istiyorsak, sizin krediyi devam etmenizi istiyorsanız, çocuklarımız ve torunlarımız iyi olmasını diliyorsak, ancak hep beraber çalışarak bu COVID'in krizinden çıkabiliriz. Demek istedim ki size demin, Avrupa ne kadar zayıf da olsa, ne kadar güçlü de olsa, dünyanın en eski kontinanı, toprağı. Burası, bu bastiyon her zaman ayakta kalır. Her zaman. Gördük ki Avrupa'nın içerisinde lider bir Almanya. Kimseye eli uzatmadı. Sadece aynen, kendi çevresinde olan Slovenya'yı, aynen, Avusturya'yı, evet, İsviçre'ye, doğru, yardım etti. Evet. Gördük ki Skandinav ülkeleri kendi halinde kendi sistemini kurdu ve COVID'den başarılı çıktı. Evet, doğru. Şimdi şuraya geliyorum. Biz Türkiye olarak ekstra Avrupa'nın dışına çıkıyorum. Türkiye olarak nerede kaldık? Kendi halimizde, kendi projemizde devlet en iyi şekilde yapabildiği kadar görevini %100 yapmış oldu. Bunun içerisinde rakamlar doğru yanlış, bu detaylara da girmek istemiyorum. Verilen rakamlar ortada. İster 3'e çarp, ister 4'e çarp. Her zaman sıralamada pozisyonu yeşil renk, kırmızı da değil. Ekstra bir konuya daha değinmek istiyorum. Benim bugün Avrupa'nın bize ne kadar bütçe olarak son 5 yılda yardım etmediğini iyi biliyoruz. Bütün turizm organizasyonların bize ne kadar balta vurduğunu da iyi biliyoruz. Ama şunu bilmek gerek. Lufthansa, Brüksel Airline'ı, Essen Brüssel'ü bitirdi. Ve 50 yıl evvel alınan yol çizgilerini cebine koydu. Cüzdanına yerleştirdi ve öyle gidiyor Lufthansa. Ve Belçika rejyonal bir havalimanına dönüyor. Bakın, bunu kimse konuşmuyor. Çünkü bu bir büyük vaka bakanlıkta. Bu bir dış ilişkilerde büyük bir vaka. Ama bunu kimse anlatmaz. Çünkü bugünkü COVID'den iyi çıkmadın. Ancak kontrol edebildin. Şimdi bir de koskoca Sabine'den sonra ikinci bir iflasa kapının ağzındasın. Şimdi nereye geliyoruz? Ona bakacağız. Ekonomikman. Eylül'de. Bunu söylüyorum son defa. Eylül'de hazırlığınızı yapmanız gerek. Çünkü Eylül ekonominin tekrar bir başlangıcı. Ama kaç sene tutacak bu COVID? Biliyor musunuz Hilton ne diyor? Dünyanın ikinci sırasında olan en büyük zincir. 52 tane Avrupa'da en çok Hilton'un bulunduğu yer Türkiye. 52 tane otel var Hilton. Amerika'dan sonra en çok oteli bulunan Hilton zinciri Türkiye. Bu kadar yatırımı niye yapıyor? Biliyor ki yapıyor. Çünkü Türkiye bir büyük ülke. Emerjan bir ülke. Geleceğe parlak bir ülke. Oradan buraya niye bağlamak istiyorum sizi? Bizler Avrupa'da burada belki daha 50 yıl buradayız. Belki 20 yıl buradayız. Belki 100 yıl buradayız. Sözümün başında size söylemiştim. Ekstra sağ partiler daha çok oy alıyor. Vlaams Belang Hocam ses gitti. Sana da mı öyle geliyor? Şimdi arkadaşlarımızın bulunduğu yerde internet zayıf olduğu zaman düşüyor. Sevgili İsmail Balkaya çok güzel
noktalara değindi. COVID'li... Sadece şuna bağlamak istiyorum. Evet, dakika, buyur İsmail'ciğim. Rüstem Bey. Sizden ayrılmak çok zor. Sohbetiniz o kadar tatlı ki işimizden de yolda kalmamamız lazım. İşimizde idare etmemiz lazım. Ama şuraya bağlamak istiyorum. Hepimize büyük bir görev düşüyor. Bu görevi el birliğiyle yapacağız. Bunun için bize Belçika Haber'in, Yusuf abinin bana verdiği bu fırsatı bir şeyler anlatmaya çalıştım. Daha dekontrakte, daha iyi bir ortamda, daha rahat bir şekilde, daha iyi anlatmak için bir dahaki sefere daha çok detay verebilirim. İnşallah. Ama şu sadece bilgiyi vermek istiyorum. Lütfen şirketlerinizi, bakın iyi dinleyin beni. Eylül'e iyi hazırlayın. Revizör d'entreprise alın. Tekrar hesaplarınıza iyi baksın. Bütün evraklarınızı iyi hazırlayın. Yarı iş yapmayın. Lokantanız varsa COVID programını iyi uygulayın. Neden mi? Cezalar kapıda. Devlet işini yapacak. Kasada para yok. 50 ile arabanızı sürün diyorsa 40'ına gidin. Sadece bu son inkar, yani size ihtarı vereyim yani. Çünkü ben siyasetin içinde değilim. Ama daha çok duyum alıyorum. Ben sadece sizle paylaşıyorum. Firmalarınızı dört dörtlük yapın. Personelinizi iyi deklare edin. Çünkü çift ceza yersiniz. Bir, deklare yapmayın. Lütfen dikkatli olun. Gün 14-15 saat çalışıyorsunuz. Sadece bunu size aktarıyorum. Bu çok önemli bir konu. Gözünüzün önünüze iyi bakın. Administration'ı iyi yapın. Muhasebenizi iyi tutun. Bankacınızla iyi ilişkiniz olsun. Kredilerinizi iyi uygulayın. Takibini iyi yapın. Gün geçirmeyin. Ve ayağınızı yorganınıza göre uzatın. Sevgili Türk vatandaşlarım, lütfen. Zaman ekonomi zamanı. Lütfen. Sakın ekstravagansa gitmeyin. Gereği yok. Lütfen. Hepinize saygılar, sevgiler. Hocam, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Rüstem Bey, teşekkür ederim. Memnuniyetle katıldık. Çok sağ ol. Sen evet, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili İsmail Balkaya'ya teşekkür ediyoruz. İsmail Balkaya, başkent Brüksel'de efsane futbolcu, yönetici ve halen de büyük bir otel zincirinde yönetici olarak görev yapıyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Rüstem Liman, bu arada Enver Arslan kardeşimize bir dönelim bakalım. Sesi nasıl geliyor Enverciğimin? Evet, İsmail Bey sen ayrılabilirsin sevgili dostum. Güzellikler diliyoruz. Tekrar bayramın kutlu olsun. Hayırlı günler. Sizlere de saygılar, sevgiler. Sağ ol, saygılar. Öptüm. Evet. Sağ ol. Sağ ol. Hocam istersen bu yayını burada bırakalım mı? Yani kusura bakma. Bir dakika. Hayır, Enver'i de dinleyebilir miyiz? Bir onu deneyelim. Tamam. Enver Bey bizi duyabiliyor musunuz? Ama işte teknik problem olduğu için ben bunu söyledim. Evet. Sorun var orada. Dur bakalım bir dakika. Enver'in orada internet son derece zayıf geliyor herhalde. Sesimizi alıyor musunuz Enver Bey? Ben sanmıyorum. Hiç. Herhalde internette bir... Evet evet internet aslında. Senin orada internet zayıf. Sevgili Enver'cim senin de temenni ve dileklerini alalım. Bugün, yani bugünkü programı böyle kapatalım. Önümüzdeki günler daha sağlıklı programlarda buluşuruz. Hocam çok teşekkür ederim bizi davet ettiğin için. İlk bir tecrübe için iyi oldu bizim için de yani. Bir dakika. Enver'i bekleyelim. Evet, Enver Bey sesimizi duyuyor musun?
Sayın hocam, yani üzülerek söylüyorum. Tamam. Sesinizi ben hiç duyamıyorum. Yani bir dakika. Burada kapatalım en uygun şekilde. Sevgili Rüstem Liman, çok teşekkür ediyoruz. Benim davetim için teşekkür ederim. Güzel, tabii, enteresan çok, bir program oldu. İnşallah bu güzel bilgiler, teşekkür ediyoruz. Şeyler katmıştır bizim söylediklerimizden. Tabii, önümüzdeki günlerde daha farklı, İnşallah. Daha güzel programlarla Enver abi, selamlar. Enver abi, çok memnun oldum. Devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Tüm seyircilerimize hayırlı bayramlar, iyi günler, hayırlı yayınlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, Brüksel'den yaptığımız canlı yayın burada sona erecek. Sevgili Enver Arslan'la bir türlü ses bağlantısını sağlayamadık. Bulunduğu yerde herhalde kameradan veya internetten kaynaklı bir problem oldu. Enver Bey, beni duyabiliyor musunuz? Alo. Baştan sesimiz çok, evet, güzeldi. Neyse. Sonradan niye bozuldu? Enver'cim. Yani ben ilk konuşmaların hiçbir tanesini şimdi duyamadım. Senin sesin çok sağlıklı gelmiyor. Önümüzdeki pazar günü tekrar programa alacağım seni. Çok teşekkür ediyorum. Yayını burada kapatıyoruz. Namür'e sevgi ve saygılar, selamlar. Selamlar bizden abi. Oldu, selamlar, kusura bakma. Saygılar. Böyle sağlıklı bir bağlantı yapamadığımız için. Yani hiç ben konuşmaları hiç dinleyemedim. Yani herhalde bir teknik arıza var. Aynen, aynen. Yani konuşmaları şimdi... hiç dinleyemedim. Yani şeye giremedim. Yani tamam, şeyin içine. Tamam. Sağlık olsun. Daha buralardayız. Bir yere gitmiyoruz. Daha konuşuyoruz. Pazar günü spor ağırlıklı konuşursam tamam, memnun olurum. Yani... Tamam. Tamam. Pazar günü Belçika Türk Sporu'ndan, Atatürk Kupası maçlarından, spor kulüplerinden söz edeceğiz. Çok turnuvamızdan, Cumhuriyet turnuvamızdan, şeyden falan konuşacak. Şeye daha hakim olmuş oluruz. Tamam. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Hadi hürmetler, saygılar. Evet. Saygılar bizden. Evet, sevgili seyirciler, Brüksel'den yaptığımız yayın burada sona eriyor. Tabii ki internet ortamında yoğun bir trafik var, yoğun bir yük var. Bu yük akışı içinde cep telefonlarıyla da sağlıklı bağlantı yapmak zor oluyor. Ama bizi izleyen, bizi dinleyen bütün seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz. Brüksel'den sevgi ve saygılar. Pazar günü tekrar 14.30'da burada birlikte olacağız. Intermedia Brüksel yayınlarını takip etmeye devam ediniz. Altyazıda sürekli bizim adreslerimiz veriliyor. Tabii ki bugün sizlerle paylaşacak çok şeyimiz vardı ama ancak sevgili Rüstem Liman ve sevgili İsmail Balkaya'yla sonunda sağlıklı konuşma gerçekleştirebildik. Sevgili eski Belçika Türk Spor Federasyonu Başkanı Enver Arslan'la sağlıklı bağlantı gerçekleştiremediğimiz için inşallah pazar günü kendisiyle daha geniş bir ortamda sohbet edeceğiz. Hoşça kalın, evde kalın, teşekkür ediyoruz.